Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle montumuzu yapmaya devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ön kısmın oyuntusunu yapmıştık beraber. Bakın, sizin görmeniz için bu şekilde hazırladım. Omuz dikişini ve kenar dikişimizi de yaptık. Ben buradaki ipimi koparmadım. Kolumuzu diktikten sonra açıklık kalırsa burayı düzeltip koparacağız. Şimdi bu videomuzda kolumuzu başlayacağız. Kolumuza 63 ilmek olarak başlıyorum. Bu şekilde başladım. Bir önceki videomda lastiğimin yapılışını göstermiştim. Fakat kullandığım lastiği gösterirken ilmeklerimi, bakın burası ters ilmekleri örmüyoruz demiştim. Düz ilmeklerimi ortadan arkaya doğru aldığımı belirtmeyi unutmuşum. Bu montumuzu yapmayı düşünürseniz umarım tüm videoları inceledikten sonra başlarsınız. Bu şekilde ortadan alıyorum. Ters ilmekleri örmeden alıyorum. Düz ilmeklerimi ortadan arkaya doğru batarak alıyorum. Yani ilmeğimi çevirmiş oluyorum. Bu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Diğer videomda ilmeklerimi düz alarak göstermiştim. Buradaki ayrıntıyı atlamışım, kusura bakmayın. Bu şekilde örüyoruz. Tabii ki normal düz ilmek olarak da yapabilirsiniz lastiğinizi. Ben bu şekilde başlamıştım ama belirtmeyi unutmuşum dediğim gibi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra öreceğimizi söylemiştim. Bu sırayı tamamlayalım. Arka sıradan da sıramızı tamamlayalım. Ve ilk başlangıç sırasında artırma yapacağız. O kısmı göstereceğim. Lastiğimi tamamlayarak ön sıraya geldim. Şimdi ilk sıradan zaten kolumuz düz örgü. İlk sıradan düz örmeye başlıyoruz. Sıradaki ters ilmeğimi de düz örüyorum. Böyle düz ördüm. 2, 4, 6 ilmekten sonra bir artırma yapacağım. İlmeğimi çıkarmadan ortadan arkaya doğru batıyorum. Tekrar aynı ilmekten bir ilmek daha çıkardım. Birinci artırmamızı yaptık. Arada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. 6. ilmekte yine normal ilmeğimi alıyorum. İlmeğimi şişten çıkarmadan ortadan arkaya doğru batarak arkadaki katından bir ilmek daha çıkarıyorum. İkinci gizli artırmamızı yaptık. 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. 6. da bir öndeki katından bir de ortadan arkaya doğru batarak arkadaki katından ilmek alıyorum. 3. artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. 6. ilmeğimi normal ördüm.
ilmeği çıkarmadan hemen ortadan arkaya doğru tekrar batıyorum. Aynı ilmeğe ilmeklerimi o kadar sık örmüşüm ki ortadan arkaya doğru batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Kaçıncı artırmamızı yaptık? 1 2 3 4 10 tane yapacağız. Dört tane örüyorum burada. Düz ilmekte yapalım bir tane de. Bakın bir tane ördüm. İlmeği çıkarmadan hemen ortadan arkaya doğru batıyorum. Bu şekilde 5. Beş tane ilmek ördüm. Zaten artırma yerlerimiz gizli artırma olduğu için hiç belli olmayacak. Altıncı artırmamı yaptım. Üç, dört, beş. Bir artırma daha yapıyoruz. Önce normal ilmeğimizi alıyoruz. İlmeği çıkarmadan ortadan arkaya doğru tekrar batıyoruz. Ve bir ilmek daha çıkardık. Yedinci artırmamız sanırım, yanlış saymadıysam. Arada beş ilmek ve bir artırma daha yapıyorum aynı ilmekten. İlmeğimi çıkardım. Sekizinci artırmamız. Dokuzuncu artırmamızı yapıyorum. Beş ve onuncu artırmamı yapıyorum. Yine ilk normal ilmeğimi aldım. Soldan çıkarmadım ilmeğimi. Ortadan arkaya doğru batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Ve kenardaki ilmeklerimi örerek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde şimdi kolumuzda herhangi bir artırma eksiltme yapmadan sonuna kadar düz bir şekilde öreceğiz. Arka sırada da ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz. Ben düz örmeyi tercih ettim. Siz tabii ki model uygulamak istiyorsanız modelinizi uygulayabilirsiniz. Amacım sadece teknikleri göstermek, artırma, eksiltmeler, dikiş işlemi, yaka yapımı, fermuar dikimi, bu tür detayları anlatmak için bu şekilde bir çalışma yaptım. Model uygulaması yapmadım. Hem de önde zaten renkli bir ip kullandığım için model yapsam da göstermeyecekti. Bu şekilde ters örerek sıra sonuna geliyoruz. Şimdi kolumun ölçüsünü size göstermek istiyorum. Diğer yerleri de ölçmüştük. Bakın bu şekilde 26,5 denk geliyor. Şöyle tuttuğumuz zaman. Burada. Santim olarak bu kadar. 4-5 yaş olacağını tahmin ediyorum. Ceketimizin, montumuzun. Şuradaki sıra sayımızda lastiğimizi 6 sırada tamamlıyoruz. 6 önden 6 arkadan örerek. Düz örgü kısmında 103 sıra örmüşüm, saydım. Santim olarak da ölçebilirsiniz. Yani sizin örgünüzle benim örgüm aynı olmayabilir. Çok daha sık örüyor olabilirsiniz ya da gevşek örüyor olabilirsiniz. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Ben ikinci kolumu da tamamladım. Şimdi kolumuzu
ana gövdeyi nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Yine ilmeklerimi kapatmadım. Düzgün bir dikiş oluşturmak için şu şekilde buraya monte edeceğim. Diğer kolumu diktiğim yerden buradan işaretleyicimi taktım, ölçtüm. Şimdi buradaki ipimi kesiyorum yetecek kadar. İğnemi alıyorum. Biraz daha yakından göstermek istiyorum. Şimdi işaretleyicimizin olduğu kısım burası. Kenardan yine bakın buradan hizasını takip ediyorum. Şurası. Kenardaki saç örgüsü kısmının birinden batıyorum. İğnemi diğerinden çıkarıyorum. İpim örgüme bağlı zaten. Düğüm atmamıza gerek yok. Şimdi ilk ilmeğimi bu şekilde girdim. İkinci ilmeğimi de karşıya doğru geçiyorum. İkinci ilmeği çıkarmayalım şimdilik. Buradaki parçadan yine en son ipimin çıktığı saç örgüsü kısmından batıyorum. Diğerinden çıkıyorum. İpimi çekerek dikişimi sıkılaştırıyorum. Bu ilmeğimi kullanmıştım bir defa. Yine içerisinden karşıya doğru geçiyorum. İkinci ilmeğimiz bu. Üçüncü ilmeğimizi, pardon, daha yaptım. Yanlış yönden girdik. İkinci ilmeğimi kendime doğru getiriyorum iğneyi. Yani ikinci kez kullanırken ilmeğimizi. Sıradaki ilmeğimizi karşıya doğru batırıyorum iğnemi. Şimdi burada yine en son ipimizin çıktığı yerden batıyorum. Bir sonraki saç örgüsünün ortasından çıkıyorum. Dikkat etmemiz gereken bu. Buradaki en son ilmeğimizin kendimize doğru çekiyoruz iğnemizi. İkinci kez kullandığımız için bu ilmeği bırakıyorum. Sıradaki ilmeğimden karşıya doğru batıyorum. Bunu çıkarmıyorum. Dönüşte bir daha kullanacağız. Bu taraftan en son ipimin çıktığı yerden batıyorum. Bir sonraki saç örgüsünün ortasından çıkıyorum. Karşıdan önce kendime doğru ilmeğimi bıraktım. Sıradaki ilmekten karşı tarafa doğru çıkarıyorum. İpimin, bakın bu bizim kullandığımız ip. En son çıkış yeri burası. Ve bir sonraki saç örgüsü kısmı da burası. Önce kendime doğru çekiyorum iğnemi ve bu ilmeği bırakıyorum. Sıradaki ilmeğimi iğneyi karşıya doğru çekiyorum. Önce kendimize doğru, sonra karşıya doğru. İki ilmek kullandığımız için. Ve her ilmeği iki defa kullanıyoruz. Bakın bu ilmekten ipimiz geçmişti zaten. Şimdi bir kez daha geçiriyoruz. Sıradaki ilmeğimizden karşıya doğru geçiriyoruz. Şuradan ipimizi yavaş yavaş şöyle çekerek dikişimizi sıkılaştırabiliriz. Ben size gösterdiğim için fazla sıkı yapmadım.
bu şekilde ilmeklerin sağ ve sol katını çekerek sıkılaştırıyorum sonradan. Ama kendiniz dikerken yavaş yavaş düzgün bir şekilde dikebilirsiniz. Dikişimizi bu şekilde tamamlayalım. Kol dikişimizi de yine şu kenarda göstermiştim. Buradan iğneyle bir başlangıç göstereyim tekrar. Yine aynı şekilde saç örgülerini kullanıyoruz. Kenardaki ortasından birinden batıyorum, diğerinden çıkıyorum. Ve karşıdan da yine denk gelen saç örgüsünden batıyorum. Bir sonraki saç örgüsünden çıkıyorum. Göstermek için diğer tarafa bağlı ipi kullanıyorum şu an. Bakın en son çıktığımız yere batıyorum. Bir sonraki yerden çıkıyorum. Burada da en son battığım yerden ve bir sonrakinden. Bu şekilde de gayet düzgün bir dikiş elde ediyoruz. Birleşim yerlerinde öyle çok kalın abartı olmuyor. Şöyle sıkılaştırıyoruz. Bakın kenarda da gösterebilirim. Aynı dikişi kenarda da uygulamıştık zaten. Bu şekilde düzgün bir görünüm elde ediyoruz. Arka tarafı bu şekilde. Ön taraf da bu şekilde. Yine sanki beraber örmüşçesine iz olmadan dikişimizi tamamlamış oluyoruz. Bu videomuzda da kolumuzun yapımını anlatmaya çalıştım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sıradaki videomda montumuzun yakasını çalışacağız beraber. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.